Şimdi ben namazın kazası var mı sorusunu cevaplamam için bir defa namazın ne olduğunu söylemem lazım. Yani namazın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini, Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ne kadar çok ayetin bulunduğunu, namazın aslında Allah'la buluşmak olduğunu, namazın aslında Allah'ın davetine koşmak olduğunu, namazın aslında Allah'la baş başa olmak baş başa kalmak manasına geldiğini, namazın aslında bir yakarış, bir iltica, bir sığınış olduğunu, namazın aslında bir moral aracı olduğunu, namazın aslında bizim yükümüzü aldığını, bizim üzerimize yük gibi aslında Allah'ın bunu bindirmediğini, bu yük değil çünkü, bir, bir, bir sevgiliyle buluşma anlamında Allah'la buluşmak olduğunu, Namazın esasında evrendeki bütün mahlukatın Allah'ı tesbihe kodlanmışlığını içerisinde bulunduran komple bir ibadet olduğunu, ayakta duruşumuzun, ayakta olan her şeyin tesbihine katılım manasına geldiğini, rükua varışımızın boyun büken her bir nesnenin boyun büküşünün sembolü olduğunu, secdedeki halimizin yatan her bir şeyin Allah'ı tesbihinin bir sembolü olduğunu her rükünün içerisinde yaptığımız e, ibadet ve kıraat anlamında gerçekleştirdiğimiz tesbihatın aslında hareketimizle birebir uyumlu olduğunu bilmek durumundayız. Yani namaz ibadetini böyle hafife alacak efendim işte yani birleştirsen de olur ayırsan da olur işte rekatları ne diyelim bir kılsan da olur iki kılsan da olur üç kılsan da olur filan gibi böyle hani öyle de olur böyle de olur hani öyle yapmasan da olur şöyle yapmasan da olur filan gibi böyle konuşunca bu bir süre sonra e, yani namaz kılsan da olur kılmasan da olur'a dönüyor. Bu o kadar yani Kur'an'ın üzerinde ciddiyetle durduğu bir ibadet o kadar laçkalaşıyor ki hani böyle hayatımızda sıradanlığa da dönüşüyor. Yani böyle otomatiğe bağlamışsın. İşte dört rekatlı bir namazı iki dakikada kılıyorsun. İki rekatlı bir namazı bir buçuk dakikada kılıp bitiriyorsun filan. Böyle bir adete dönüştürüyoruz namazı. Halbuki namaz adete dönüştürülmemelidir. Adetten ibadet olmaz, ibadet adete dönüştürülemez. Onun için mesela namazın olmazsa olmaz şartlarından en önemli e, yani gövdesini oluşturan unsurların başında namazın niyeti gelir. Yani namazı niye kıldığını bilmek gelir. Nasıl kıldığını bilmek tabii ki önemlidir ama niye kıldığını bilmek daha önemlidir. Yani namaz mahlukatın tesbihine o büyük koroya katılımdır. O koronun işte Allah'ı tesbihine karşı bizim çatlak ses çıkarma işimizdir. Şimdi aslında namazdan kurtulmak için bir şeyler aramak yerine namaza koşmak gerekir. Yani namaz bizi celbetmesi lazım. Ee, acaba bunun telafisi olur mu olmaz mı üzerinden düşünürseniz işte o gidiyor artık yani. İş, inanın bir süre sonra artık işte zarfa dönüyor ama zarfın içinde mektup yok. Yani zarfı gönderiyoruz Allah'a ama içinde mektup yok. Şekil şartlarını belki tutturuyoruz belli oranda ama içine ruhumuzu koyamıyoruz şeyin. Niyetimizi, samimiyetimizi, sadakatimizi zarfın içerisine koyamadığımız için namaz sadece bir ritüele indirgeniyor. Yani belli hareketlerden ibaret bir teknik faaliyete dönüşüyor. Ondan sonra da namazın bir sonraki namaza kadar hayatımıza yön verici en önemli etkinliğini görmüyoruz. Daha sonra bir de dönüyor iş, namaz başka, o başka diyor işte mesela orum oraya karıştırma işte o onun mecrası ayrı, bunun mecrası ayrı falan gibi söylemler geliştiriyoruz kendi aramızda. Bu sıradanlığa dönüşüyor ve etkinliğini kaybediyor. Şimdi etkinliğini kaybettiren sebeplerden birini size söyleyeyim. Kaç yaşında namaza duracak? Daha gençtir filan. Ya iyi ama yani daha gençken namaz kılmaya gerek yoktur diye bir öğreti yok ki. İşte ergenlik çağı diye sorumluluğun başladığı çağ var işte. O çağ namazın başlama zamanıdır. Şimdi biz mesela yani ortamlarımızda hani şimdilik dursun daha sonra kılar filan. Halbuki aileye namazı emretmek, onlara namazı hatırlatmak filan önemli bir hassasiyettir. Yani onlara acıyoruz görüntüsüyle aslında onlara acımadığımızı ortaya koyuyoruz. Farkında değiliz. Bu doğru bir üslup değil, doğru bir usul değil. Bizi namazdan uzaklaştıran sebeplerden bir diğeri namaz ibadetini eğer kılmamışsa, yapmamışsa adam vakti zamanında ve o borçla öldüyse işte onun mesela iskatını, devrini yapma uygulaması var. Yani kaç sene ömrü var? Diyelim ki 40 sene ergen ömrü var. İşte 6 vakit, 5 vakit artı bitirle beraber 6 vakit üzerinden işte çarpıyorsun, bir rakam buluyorsun. Onun üzerinden her bir namaz için bir fidye tespit edip bir devir iskat filan diye ya iskat işte namazın art yükümlülüğünü düşürmek anlamına geliyor iskat. Sukut düşürmek demektir düşürüyorsun güya böyle bir şey olabilir mi? Bazıları işte benim için iki rekat nafile namaz kıl filan diyor. Senin için nasıl namaz kılacağız biz yani? Böyle bir şey olmaz. Böyle bunu, bunu böyle şeylerin önü açılamaz, açılmamalıdır. İşte bizi namazdan biraz gevşeten unsurlardan biri de namazın kazası vardır. E ee, kabulüdür. Neymiş? Peygamberimiz bir savaştan gelirken ikindi namazını işte kaçırmış. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun yani? Orada mıydın yani? Peygamber, sen şimdi kaza namazı vardır bunu ispatlamak için peygamberimizi namazını geçiren bir duruma düşürüyorsun. Ha yalansa bu ne olacak peki? Böyle bir şey olur mu? Peygamberimiz ve namaz kılmamak yan yana gelir mi bu yani? Sonra inanın yani bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bir, bir şey söyleyince de bu bak ona da karşı çıkıyor falan diye. Kardeşim Namazın kazası denen şey o kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kaza kelimesi bir dini yükümlülüğü vaktinde yerine getirmek demektir. Vaktinde yapmaktır. Kada o demek. Hükmü vaktinde yerine getirmek demektir. Ve izâ gadaytumus salâte namazı kaza ettiğiniz zaman demek değil. Namazı eda ettiğiniz zamandır. Kur'an-ı Kerim'deki kada kelimesi eda demektir yani. Onu vaktinde yapmak demektir. Onun telafisi demek değildir. Şimdi sanki böyle bir şey varmış gibi bunun içini doldurmaya gayret ediyor. Efendim farzın önünde kılınacak nafileyi, sünneti işte bir de ona da sünnet diyor. Sünneti kılmak yerine kaza mı kılsam? Sanki kaza geçmişin telafisi manasındaymış gibi. Yok, kelime tak, takla attırılmış kelimeye öyle bir manası yok bunun. Namazın telafisi falan yok kardeşim. Namazın vaktinde kılınması. E, hükmü vardır Kur'an-ı Kerim'de ve bunun behemahal yerine getirilmesi gerekir. İşin bitince namaza durmaktan söz etmez Kur'an-ı Kerim. Önce namazdan söz eder. Önce salattan, salatın hayata hakim kılmasından kılınmasından söz eder. Biz işimiz, gücümüz bitecek, ondan sonra namaza sıra gelecek. Gelmiyor işte gördüğünüz gibi. Yani işte yolda geçiyor, abdestsiz yola çıkıyor, yolda da duramıyor. Haydi bakalım namazı Geçirelim ne yapalım? Cem ederiz. Daha da olmadı akşam toplarız. O da olmadı kazasını kılarız. Peki nereden bunların olacağının delili ne? İnsan eğer duramayacak bir pozisyondaysa yürürken de namaz kılar. Binek üzerinde de namaz kılar. Eğer duyarlı biriysen bineğine abdesti binersin. Daha da olmadı abdest alabilecek kadar bir su yanında bulundurursun. O da olmadı işte arabanın içinde diyelim koltuğa temmüm yaparsın. Ama ne olursa olsun her vakit namazı vaktinde kılmak gerekir. Namazın kazası namazı vaktinde yerine getirmektir kardeşim. Namazın kazası telafisi demek değildir. Yani oruç bir mazeretten dolayı tutulamadıysa yerine yenisi kadar başka gün tutulur diye hüküm var. Ama namazla ilgili böyle bir şey yok. Kaldı ki oruç Kuranda bir yerde geçer Bakara suresinde hani 183-187. ayette orada namaz ise e yani e, türevleriyle beraber düşünürseniz yüzden fazla ayette geçiyor yani bunun öyle bir telafi imkanı yok en ağır hastalıklarda bile namaz terk edilemez savaş yolculuklarında namaz terk edilemez diğer normal yolculuklarda namaz terk edilemez cephede bile namaz terk edilemez. En ağır şartlarda bile terk edilemeyeceği ifade edilen ibadet namazdır. Müzzemmil suresi 20. ayet bunu söyler. Şimdi siz bana öyle bir mazeret söyleyin ki savaşta cephede olmaktan daha acil olsun. En ağır hastalıklardan daha ağır olsun, en yorucu ve uzun yolculuklardan daha bıkkınlık verici olsun. Bu üç şartta bile namaz kılınacak. Gerekiyorsa yayan yürürken, gerekiyorsa binek üzerinde ama mutlaka namaz kılınacak. Bu kadar üzerinde bu kadar hassasiyette durulan bir ibadetin kazası vardır, telafisi vardır. İşi dönüştürüp milleti vaktinde namaz kıldırmamaya böylece teşvik ettiklerinin farkında değiller. Mazeretsiz terk edilen namazın iadesi ve telafisi olmaz. Ne yapılacak? İşte bugün bile bir arkadaş bana sordu. 40 yaşımdayım. Bu zamana kadar namaz kılmadım. Şimdi namaz kılmak istiyorum. Kılmadıklarımla ilgili ne yapacağım? Onlar için yapılacak iki şey var. Bir, çok samimi bir tevbe edeceksin. Bir daha namazı terk etmeyeceksin. İki, Allah'a secde borcuyla gittin. Çünkü namaz vakitle farz kılınmış bir ibadettir. O vakti geçirdikten sonra o bir daha o vakti elde etmen mümkün değil. O zaman Allah'a secde borcun olduğu için bolca nafile namaz kılacaksın. İki rekat, dört rekat. Bu mümkünse iki rekat. İki, iki farzların önünde sonunda ne kadar kılarsan kıl. Yani ben şöyle karşılaştırma yapıyorum. Diyelim ki bir maça başladınız. Takım 1-0 mağlup. 1-0 mağlup ise yani diyelim ki sol el mağlubiyeti temsil etsin. Sağ el galibiyeti. Böyle 0-0 başladın bir gol yedin. Şimdi bu sol el ağırlaşmaya başladı. Sağ el kalktı yukarı doğru. Şimdi sen bir gol yedin diye bu maçı kaybettin demek değil. Maç devam ediyor. O zaman yapacağınız iş ne? Sağ ele yatırım yapmak. Yani önce bir gol atarsın. Bir bir olur, eşitler. Sonra bir gol daha atarsın, iki bir olur, galip duruma yükselirsin. Yani nerede kabahatin varsa o kabahata karşılık daha çok fedakarlık yaparak biraz daha e, sevap tartını ağır getirmeye gayret edersin. Geçmiş namazlar için yapılacak şey çok samimi bir tevbedir ve namazın kazası ifadesi yanlış bir ifadedir. Namazın kazası namazın vaktinde kılınmasıdır. Tekrar ediyorum. Şimdi bunu böyle söyleyin namazın kazası yoktur deyince diyor ki ayeti inkar etti. Ya o ayeti sen inkar ediyorsun gözünü seveyim. Ayet o demek değil. Kada demek hükmü yerine getirmek demektir. Vaktinde kılınmamışsa vaktinde ne olursa olsun kılmalısın. Yani namazı kılmamak gibi bir mazeret olamaz bir Müslümanın yani. Olamaz. Çünkü her kolaylık var işin içerisinde. Yani ameliyathanedeyken bile ameliyat esnasında bile eğer bir dakika ara veremiyorsan iki dakika ara veremiyorsan cidden hastanın başında bile ima ile namaz kılabilirsin kardeşim. Namaz ciddi bir ibadettir. Allah'la buluşmaktır. Allah'ı hatırlamaktır. Bunu öyle çok basite indirgeyip de telafi yollarını telafi yolları var bunu işleyerek namazın asıl ağır hüküm içeren o muhteşem yapısını hafife almayı hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Namazın kazası vardır. Namazın kazası her namazı vaktinde kılmaktır diye geçiyorum.